Bir de ciddi ciddi açıklıyor. Rahat mısın? Çok. Çok merak ettim. Bakın burada mesele müşterimizin kim olduğu değil. Nedir peki mesele? Ben sizi biraz bekleteceğim. Hemen geliyorum. Tabii tabii. Take your time. Ben buradayım. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Şebnem. Şebnem. Hayır, bırak. Sana beni bekle demedim mi? Yürü, bütün böcekler burada. Laf verme sana. Çekil. Kendine gel. Çekil. Hayır. Hayır, saçmalama, bırak. Dinam ya. Bırakır mısın? Hayır, bırakmıyorum ya. Konuşmuş. Kızım çekil. Konuşacağım ya. Bırak. Ne? Konuşacak mısın? Konuşacaksın. Tamam. Gel bakalım. Sen. Bak bakayım kimler var burada. Hı? Melisa ve Aydın dışında kimler var? Herkes. Hepsinin ağzının suyu akıyor ya. Kızım pirana gibi yer versin. Eğer sen şimdi olay çıkarırsan herkes öğrenir. Ya Melisa'nın da istediği bu zaten. Bunu ona vermeyeceğiz. Tamam? Tamam. Hadi sen çık şimdi arka taraftan. Ha? Ben? Ne münasebet ya? Ben metres miyim Didem? Tamam ya, delirme hemen. Didem, o kadını buradan gönder. O kadını buradan hemen gönderiyorsun. Ben kim var, kim yok demem, bomba gibi patlarım. Tamam. Tamam, ben de. Hı. Bir dakika ver bana. Tamam. Melisa'yı paketleyeyim. Sonra ne yapmak istiyorsan yap. Aydın. Hı. Niye bakıyorsun sen canım? Niye bakıyorum hayatım? Bir garip bakıyorsun, hayırdır? Nasıl bakıyorum? Etkileyici mi bakıyorum? Aydın. Aydın. Hı? Sen bu kadının kim olduğunu biliyorsun. Kesinlikle biliyorsun. Söyle çabuk, kim bu kadın? Belki biliyorumdur. Belki de bilmiyorumdur. Ay, Aydın çatlattın, çatlattın. Bu kadar mı gıcık olamaz? Didem de gelip gidiyor. Sen bir şeyler bilip bize söylemiyorsun. Dökül. Meraklandırdın bizi şiştik iyice. Soda söyleyeyim hayatım size istersen. Azıcık meraklının ya, ne var bunda, öğrenirsiniz. Az sonra. Anlatacak. Ya, geliyor bir şeyler. Çok ders. Nihayet. Gözlerim yollarda kaldı. Meseleyi yönetim kuruluna falan taşıdınız herhalde. Ne oldu? Da masa için izin çıktı mı? Bugün sizi ağırlayamayacağız. Aa, neden? İşletmemiz müsait değil. Ah, ne enteresan değil mi? İstanbul'da sıradan bir mekan ve bana özel ambargo uygulanıyor. Bence siz Manje'nin sıradan bir mekan olmadığını çok iyi biliyorsunuz.
bilmem anlatabildim. Tabii. Çok iyi anlattınız. Gayet iyi anladım. Hatta bu mekanların kimlerin ve nelerin sayesinde ayakta kaldığını da çok iyi biliyorum. Bu ne demek şimdi? Şu demek. Bu masayı çok beğendim. Güzel güneş alıyor. Bu masada ben oturacağım. Bugün değilse bile çok yakında. Ha. Ama tekrar geldiğimde servis ya da işletme değişmiş olabilir. Ya da ben değiştim. Ne haber Dido? Sana gergin, bana seyir zevki yüksek bir gün değil mi? Sen gelsene benimle. Kimseye bir şey anlatmıyorsun. Sen var ya sen, sen muazzam bir kadınsın. Sen durumu inanılmaz iyi idare ettin. Tebrik ediyorum. Kriz yönetiminde bir markasın resmen. Şebnem bir yanda, müstakbel metresi öbür yanda. Bana bak Deccal. Bir kelime daha edersen seni mutfakta kuşbaşı doğrar, menüye eklerim. Kaderimizde menüye girmek de varmış demek. Ama zaten tatlım, ben mesleği için her şeyi göze almış, onun gibi gazetecim olduğumdan. Beni sınama. Sınama beni. Okey, sustum. Ama tabii şimdilik. Ama ne eğlendik dedi. Ha, çok eğlenmedik mi? Tam bir stüdyoda gergin anlar anı değil miydi? Heyecan tavan. Aydın. Öf, tamam. Peki. Reklam ver bana. Ne? Reklam ver işte, sayfama reklam ver. Sıkışığım Dido, arabanın lastiklerini değiştirdim, dünya kadar masraf yaptım. Ya da... Gider konuşurum biraz sağda solda. Ya da belki konuşmam, bilmiyorum. You and I, we walking through a land of dreams, forever and ever, your queen in this kingdom by the sea, lost in the waves, wasting my life for a long, long time. Dark in the stones, I was reached by your light. I'm not afraid that the more I can tell to you. I'm crazy about you and I, making for a match made in heaven. Spent together, the time that we share is oh so precious. I'm not afraid, man. More I can tell to you. I'm crazy about you.
geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle geçin. Yok, beklerim. Mersi. Buyurun. Ne? Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma ortamı hazırladım. Gördüm. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Ben. Evet, başlayalım o zaman. Şu galiba kötü durumda. Evet. Ortanca. Toprağını yanlış seçmişsin ama. Humuslu toprak daha iyi gelir buna. Aslında buraya alisyum da çok güzel olur. Yani bakımı kolay. Hiç yormaz seni. Böyle çok sulamanıza da gerek yok. Güzel olur. Ama en sevdiğim zeytin. Zeytin ağacı. Çok güzeldir. Evet, şunu alabilir miyim? Yeşil olan? Yeşil, evet. Yalnız ben ne kadar koyacağım bilmiyorum. Bir kapak koyacağız. İsterseniz yaprakları kaldırayım. Çocuklar biraz güzelleşsin, serpilsin. Kötülük çiçeklerini biliyor musunuz? Le Fleur du Mal, Baudelaire'in eseri. Yok, ne hakkında? Kötülükteki güzellik. Veya güzelliğin içindeki kötülük. Hangi bağlamda? Aslında şöyle. Baudelaire annesi tarafından çok sevgisizlikle büyütülmüş. Yani annesiyle alakalı ciddi dertleri var. Evet. Gönlüm alev 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 yandı yar. Anne. Cananım yar, gülüm anne. Yar. Ateş. Ay ne? Anne anne ne? İmza lazım, okul gezisi var. Tamam, geç içeri baban imzalarsa. Hadi. İmzalarız. İmzalarız.
Ateşim yar, külüm yar. Harun. Ha? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Beni fasıla götür. Hadi. Yarın gitsek. Hayır, yarın para alacağım, bir ödeme alacağım. O yüzden dedim. Gülüm. Ben bugün gitmek istiyorum ama. Bir keyfimiz olmasın mı be? Olsun be. Kalk gidiyoruz. Vallahi mi? Vallahi. Bak, gidiyorum ha. Durdun kabahat, hadi. O zaman ben hazırlanayım. Hadi hazırlan, hazırlan. Seni seven gönlüm alev alev. Dışarı mı çıkacaktınız? He. Ne oldu ki? Sayesinde dünyanın en iyi eserlerinden birini yazmış. Sayesinde kelimesini özellikle kullandım herhalde. Evet. Belki bu kadar acı çekmeseydi veya bu kadar sevgisizlik olmasaydı cümleleri de bu kadar anlamlı olmayacaktı. Günaydın. Günaydın. Alayım. Teşekkür ederim. Çılgın yolculuğumuzda yeni bir sayfa. Aynen öyle. Hazır mısın? Evet, full konsantreyim. Bugünden acayip bir verim bekliyorum. Tebrik ederim. Senin beklediğin verim neyle ilgili? Ya da kimle? Kendimle. Ben de yedim. Şebnem'i benden korumaya gelmiyorsun yani. Gerçekten senin cinayet duruğu almamız gerekiyor. En az benim kadar şüphecisin. Bu söylediğini iltifat olarak alıyorum. Hadi uçur bizi komiser. Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Şebnem Hanım. Ah. Nasılsınız? Hoş bulduk. Görüşmeyeli nasılsınız? Birlikte uçmayalı epey oldu. Gözlerimiz sizi arıyordu. Sizi arkadaşlarımızla tanıştırayım. Melisa Hanım ve Mesut Bey. Sizler de hoş geldiniz. İyi günler, merhaba. Merhaba. Helikopterin son kontrolleri yapılırken sizi lounge'da ağırlayalım. Hazır olunca haber verelim. Tamam. Tufancığım o zaman bagajları getirirsin. Bir şeyler atıştıralım mı? Erken geldik ya. Of, çok iyi olur. Değil mi? Tamam. Neşe Hanım, Nuray Hanım bize bir baksın. Bir şey Nuray Hanım, aparatifler eksiksiz değil mi? Alternatifleri yazmıştım ama. Bazı ürünlerin tazeliğinden emin olamadığımız için alternatif listenize göre her şeyi hazırladık. Süper. Şebnem hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Onunlayken arkanıza yaslanır, anın tadını çıkarırsınız sadece. Etrafındakilere de iyi bakıyor, belli.
Kahvenizin yanına badem bol, kuru meyve saz, mix tabak. Her zamanki gibi. Aynen. Nuray işinde çok iyidir, çok profesyoneldir. 5 yıldır bizimle birlikte. Hayat onun hayatı tabii. Kararlarını her zaman destekleriz, saygı gösteririz. Ama bir gün evlenecek de bizi bırakacak diye çok korkuyoruz. Aa, niye canım? Evlenen her kadın işi mi bırakıyor? Yani dünyada evli olup çalışan aynı zamanda bir sürü kadın var değil mi? Hatta çoğunluk öyle. Yani kadınlar çalışmayı tercih ettiği gibi çalışmamayı da tercih edebilir Melisa'cığım. Ya bu konuda yargılamak ne kadar doğru bilemedim. Ben kadınları yargılamadım canım. Bir durum tespiti yaptım sadece. Sen niye üstüne alındın? Hmm. Bilmem, bana pek öyle gelmedi ama. Beni şaşırtıyorsun Melisa. Artık ev içi emek denen bir kavram var. Kadınların evlerine, ailelerine verdiği emeğin hor görülmesi değil, aksine karşılığını tam olarak görmesi gerekiyor. Ben bu konuda Şebnem'i çok takdir ediyorum. Kendisi 7/24 mesaisi olan bir iş insanı adeta. Teşekkürler hayatım. Tamam, haklısın. Haklı olmak ne işime yarıyor ki? Ya sen bizim buraya neden geldiğimizi unutuyorsun galiba. Sürekli Şebnem'desin. Kendimi nasıl affettirebilirim? Söyle. Bana ilgi göster. Zencefili, limonlu, yeşil çayı nasıl hazır? Nane yaprakları. Nane yapraklarını en son aşamada ekledim. Limon parçalarını da kabuklarını kullanmadım. Damağınızda hafif bir ferahlık bırakacak. Aşkım için nanenin demlenme sırası da çok önemlidir. Aşkım niye dalga geçiyorsun? Onları biraz fazla kaynatınca acı bir tat bırakıyor. Sevmiyorum onu. Sen var ya. Bir de ciddi ciddi açıklıyor. Rahat mısın? Çok. Ay, kokuna bayılıyorum biliyor musun? Böyle sanki okyanus kenarındayız, baş başa. Yanımızda kimse yok. Yazık ki var ama. Ne yazık ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.